Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz hafta Özcan Dursun Müzik ve Sanat Okulu bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte avukat Serpil Ersan etkinliğe katkı sağlamak adına bir hediye çekilişi yaptı. Ödüller akıllı telefon ve Cumhuriyet altınıydı. İşte o çekilişte Londra Mahallesi kameralarına yansıyan renkli görüntüler. Efendim, bu güzel gece hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de çok güzel, çok anlamlı bir gece. ÖDM'nin 3. Bahar Şenliği'nde Ersan & Co. Avukatlık Bürosu'ndan Avukat Serpil Ersan, Londralılara sürpriz yaptı ve çekilişle iPhone 4 ve Cumhuriyet altını hediye etti. Peki neredeler? İşte heyecanın dorukta olduğu o dakikalardan görüntüler. Buradalar. Hemen buraya koyuyorum. Ben de öyle olmaz. Ben kontrol edeceğim. Kontrol edeceğim. Bakacağım bir dakika. İçinde altın var mıymış? De edeyim değil mi? Bakayım bakalım. Var gibi. Evet efendim. Bir büyük altınımız var. Bakalım bu büyük altın kime çıkacak? Bir de iPhone 4 var. 5 yok muydu? 4 var. Peki efendim. Efendim bir de iPhone 4 var. Bakalım hangi şanslı izleyiciye çıkacak. Evet, onları bir kenara koyalım efendim. Öncelikle küçük Deniz'imiz. Deniz burada mı? Sevgili Deniz. Heh, geliyor Deniz böyle büyük adımlarla efendim. Çekiliş çünkü ona yaptırmak istiyorum ben. Olur mu? Gel yanıma, gel. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Deniz? İyiyim. Nasıl gidiyor konser? İyiyim. Eğleniyor musun? Hı-hı. Peki. Şimdi efendim şöyle bir, ben şöyle bir öncelikle yapayım, şöyle bir sallayayım. Bak yerini bulsun. Tamam. Deniz'ciğim şimdi buradan bir tane bilet seçeceksin. Önce bir karıştır, eline sol. Heh, güzelce. Karıştır elini. Karıştır, karıştır. Evet, Londra Mahallesi kameraların önünde efendim çekilişimizi yaptık. Ve bu numarayı sen söylemek ister misin? Ne işi? Efendim? Bütün numaralı sürücü. Evet. Üçlü numara ya. Evet, söyle bakalım. 4, 7, 6. Hayır, o değil, o değil. Hepsini okuyor yani. Hayır, bu büyük olanları. 1, 9. 1, 9, 3. 1, 9, 3. 193 numaralı. 193 numaralı izleyicimiz efendim. Büyük altını kazandı. Büyük alkışlar tebrik ederim. Ben sahneye davet ediyorum efendim. Efendim, küçük Deniz'in çektiği torbadan 193 numaralı bileti alan kişi Ersan & Co. Avukatlık Bürosu'ndan büyük altın kazandı. Altını ise yine küçük ama dünya tatlısı Dolunay kazandı. Dolunay! Ne kadar güzel ismin. Kaç yaşındasın Dolunay? 7. 7 yaşındasın. Peki, sana mı çıktı bilet? Bakabilir miyim? Evet efendim, 193 numaralı biletimiz sevgili Dolunay'a çıkmış. Dolunay, buyurun. Siz kendiniz Serkan'ı güle güle kullan. Ne yapacaksın, ne yapmayı düşünüyorsun bununla? Biliyorum. Kalk, merhaba. İkinci hediye ise iPhone 4'tü. Çekilişi yapmak için konser salonunda çok emek veren Melis sahneye çağrıldı ve torbadan yeni bir numara çektirildi. Değil mi Serkan? Buyurun bakalım. Salla, salla iyice. Bana çıkarsa kızmasın. Bakalım kime çıkacak? Dırın, 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 dırın. İnanmıyorum. 21. 21 numaralı izleyicimiz. Efendim hemen sahneye davet edin. Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde. Şanslı talihli ise Kadınlar Korosu'nda yer alan bir hanımefendi. Tebrik ediyorum. Sahne aldınız efendim. Evet, nasıl bir düğün dedi? Güzel miydi? Güzel bir düğün. Çok sevindim. Güzel bir ortamda bulunmak çok gurur verici. Güzel bir sevindim. Peki Serpil Hanım, geldik iPhone'a. Evet, çok sevindim. Hem de burada bu gece yemek veren bir kişiye çıkması gerçekten çok güzel. Evet. Güle güle kullanın. Umarım birisinin işine yarar. Teşekkürler. Oğlum için arıyorum. Çok güzel. Peki efendim, bu büyük şansa da teşekkür ediyoruz. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Güzel. Konser sonrasında Avukat Serpil Ersan, Londra Mahallesi mikrofonlarına şunları söyledi.
Uzun zamandan beri bu tür kültürel etkinlikleri destekliyoruz biz. Ve bizim bir kampanya sonucunda hediye dağıtmaya başladık uzun zamandan beri. Sonra bir arkadaşımız aslında bu hediyeleri konserlerde de verebiliriz. Hem de onların da bireysel bir katkısı olur. Hem de aynı zamanda da gelen yoğun katılım bir hediyeyle ödüllendirilmiş olur. Konser gerçekten de çok özel bir dönemde yapılıyor. Herkesin barış döneminde, barış çağrılarının olduğu bir dönemde bu güzel deyişlerin de seslendirildiği bir konser ve gerçekten de çok bu kalabalığı da bence bu dönemde insanların barış döneminde bu güzel deyişlerle destekledikleri anlamında yorumluyorum.